Batır. Emin olun sadece Batman'da Batman Belediye Başkanlığı'nın ya da ilçelerde ilçe belediye başkanlığı kazanmanın davası değildir. Bu Mısır'daki mazlumların, Irak'taki, Suriye'deki, Myanmar'daki mazlumların isteğidir. Eğer bugün bu lider bu başarıyı gösteremezse görüyorsunuz her şey ortada. Türlü bahanelerle amaç, hedef AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu defaatle belirttik. Değerli arkadaşlar, bizim var olma sebebimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu her zaman söylüyoruz. O varsa bu halk huzur bulur. O halksa bu halk yükselir. O varsa bu millet ulaşması gerektiği yere ulaşır. O yoksa maalesef geçmiş dönemde yaşanan sıkıntıları hep birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza armağan edip gideceğiz. O yüzden bu işin sorumluluğu vebali büyüktür. Biz liderimize, partimize sahip çıkacağız. Bunu herkes öyle bilsin. Kanımızın son damlasına kadar Sayın Başbakanımızın ve Genel Başkanımızın arkasında olacağız. Şunu da açık ve net olarak ifade edeyim. Sayın Başbakan'ın gitmesi için ellerinden geleni yapıyoruz. Bütün dünya bir olsa Allah-u Teala'nın takdiri olmadığı müddetçe hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu öyle bilsindir. Allah'ın izniyle de bu hayırlı dualar, bu samimiyet, bu inançla hareket eden bu teşkilatlarımız, bu hakkımız, bu milletimiz de olduğu müddetçe hiç kimse de liderimize zarar veremeyecektir. Allah'ın izniyle biz şu andaki toplam oyumuzun kat be kat fazlasını önümüzdeki yerel seçimlerde alarak onlara gerekli cevabı vereceğiz. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidara gelmeden önceki süreci hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin ne halde olduğunu biliyoruz. Peki AK Parti şimdi yolsuzlukla bizi itham ediyorlar. Az önce benden de bahsetti. Sadece yolsuzlukla, tamamıyla yolsuzluğun olmadığı, kesinlikle zerresine kadar inanmadığımız, velev ki öyle bir şey olsa bile bu süreçte Türkiye'yi yaşatmış olduğu bu kaybın sebebi kimdir? Eğer biz farklı bir şekilde, bu şekilde Türkiye'ye bir zarar vermiş olsaydı şu anda kıyameti koparmıştılar. Ama onların umurunda değil. Bu halk zarar mı etmiş? Geleceği mi tehlikeye atılmış? Ekonomik anlamda şu anda Türkiye'nin geldiği nokta bellidir. Bu güzel kadrolarla bu güzel mesafeyi kat etmişken bunları bir anda heba etmek için verilen mücadeleyi görüyorsunuz. Biz onları Allah'a havale ediyoruz. Elbette dış güçler bunları yapacak ama yereldeki bu anlamda onları destek edenleri de Allah'a havale ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi AK Parti iktidara gelmeden önceki durumu biliyorsunuz. Bugün bir bakın, yolsuzluk yapıp sadece yani bu iktidara geldikten sonra biz bir yeraltı kaynağı mı bulduk? Bize ekstra bir gelir mi geldi? Ne oldu? Sadece o hortumları kestik. Yolsuzluğun önüne geçtik. Biz üç şeyle mücadele dedik. Neydi onlar? Yoksullukla mücadele dedik. Yolsuzlukla mücadele dedik. Yasaklarla mücadele dedik. Hepinize görüyorsunuz. En büyük şahit halkımızdır. Bu mücadele sonucunda Türkiye o kadar iyi bir noktaya gelmişken baktılar ki her yolu denediler. Bir sonuç çıkamayınca maalesef bizi bu şekilde itham ederek bu partiye, bu halka hizmeti, halkın hizmetkarı olan bu lideri yıpratıp AK Parti'ye, bu ülkeye, bu millete nasıl zarar verir diye oturup bir senaryo oluşturuyoruz. Biz onları Allah'a havale ediyoruz. Arkadaşlar AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hakikaten çok mübadeleler atlattı. Yani 28 Şubat'tan sonraki Türkiye'nin halini biliyorsunuz. AK Parti kurulduktan hemen sonra ki basına da sızan bazı operasyonlarda 4 ay sonra AK Parti'nin kapatılması için oturup senaryolar hazırladılar. En muhtıralar hazırladılar. Ve kapatmayı nasıl yaparız diye planlar kurdular. Ama bunlara en güzel cevabı Allah'a hamdolsun ki Allah'a inancı olan, peygamberin ümmeti olan bu halk onlara gerekli cevabı verdi. Arkadaşlar, biz Sayın Başbakanımızın sonuna kadar arkasındayız. Partimizin arkasındayız.
Bu süreç artık bir makam, mevki, bir yerlere gelme mücadelesi değildir. Bu bir hak ve batıl mücadelesidir. Bizler de Allah'ın izniyle üzerimize düşen sorumluluğu, görevi layıkıyla yerine getirmenin vebalini taşıyoruz ve bunun da gereğini yapacağız. Bundan 5-6 ay önce Sayın Başbakanımızın baş danışmanı Yalçın Akdoğan buraya gelmişti. Bugün arkadaşlar konuşurken onun bir konuşması aklıma geldi. Yani bu kadar icraat, bu kadar şeyler yapıldı. Hala bazıları diyor, ya şu olmadı, bu olmadı, niye olmuyor? Kardeşim, adam dediği gibi şeytanı taşlamaktan tuhafa zaman bulamadık ki. O kadar sorunlarla, o kadar şeylerle tam bir şey bitiyor. Türkiye düzlüğe geldi, bir refah ulaştı diyoruz. Bakıyorsun bir türlü bir sürü sıkıntı ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, teşkilatla ilgili çok önemli bazı konular vardır bu süre içerisinde Ankara'daki görüşmelerimizde. Onları sizinle paylaşmak istiyorum.